İnternet üzerinden ve 182'den randevu alıp da gelmeyen vatandaşlar için Sağlık Bakanlığı yeni bir uygulama başlattı. Randevusunu alıp da gelmeyen hastalar 15 gün boyunca randevu alamayacaklar. Bu kararı Aydın'da vatandaşlara sorduk, işte cevaplar. Hastaneden randevu mu aldın? Evet. Peki aldığın randevulara zamanında gidebiliyor musun, gidiyor musun? İlk defa aldım, gittim, geldim. 182'den aldım. 182'den aldım. Peki randevusuna gelmeyenler senin için sıkıntı yaratıyor mu burada? Tabii yaratır, yaratır. Benim için sıkıntı gelmesem dahi başkaları için yaratır. Ya sıkıntı oluyor tabii şimdi. Başkaları o gün işi olur veya yaşlı olur, bilemez yani. Aktarmayı bilemez veya basma telefon kullanmayı bilemez. Onlar için mağduriyet olur yani sonuçta. Peki sence randevu alıp 15 gün gelmeyenler için yeni bir karar çıktı. Doğru değil. Doğru bir karar değil o. Onu o şekilde yapacaklarını mesela yaşlılara öncelik gene eski nasıl tanıyorlardı. Aynı şekilde yapsınlar. Çoğu zaten gelmeyenlerin çoğu yaşlı insanlar, gençlerden yok yani. Şimdi randevu alınca bir gün önceden akşam üzeri veya gündüz aranıyoruz 182'den. Diyorlar ki randevuya gelecek misiniz? Gelecekseniz 1'e basın, gelmeyecekseniz 2'ye basın diye. Ama çoğumuz telefon kullanmayı bilmiyoruz, ben de dahil. Yani basamayabiliyorum, randevuya geleceğim ama basamayabiliyorum 1'e veya 2'ye. O konuda kaybedersem randevumu üzülürüm. Çünkü geliyorum burada. İptal edilirse o da yanlış olur. Ama şimdi çoğu insan telefon kullanıyor ama bizler kullanmasını pek bilmiyoruz şimdiki teknoloji telefonlarını. Onun için yani öyle bir şey olmaması gerekiyor. Birilerinin yardımcı olması gerekiyor o konuda. Mesela randevu alanların. Onlar yardımcı olsalar bilemeyenlere, yaşlılara, gözü görmeyen, kulağı duymayanlara daha iyi olur bence. Peki internet üzerinden randevu almak ya da telefonla randevu almak daha mı kolay, yoksa buraya gelip burada bekleyerek randevu almak mı daha kolay? Vallahi çoğunlukla biz yani sabah erken gidiyoruz hastaneye, hemşirelerden ya da oradan almaya çalışıyoruz. Öyle alınca o gün için alabiliyoruz yani, geç de olsa. Ama diğer türlü mesela 15-20 gün sonraya gün verebiliyorlar. O da şimdi ağrısı sızısı olan bizim gibi 65 yaşın üstünde olanlar için problem oluyor. Beklemek zor yani. O an yani o gün içinde veya ertesi gün doktora gitmemiz gerekiyor. Ama 15 gün sonra beklemek bizim için sıkıntı. Hani ağrısı sızısı olmayan, bir hafif bir rahatsızlığı olan için iyi. Yani bekleyebilir. Ama diğer rahatsızlığı olanlar için bence kötü bir durum. Ama mecburen beklemek zorunda kalıyoruz. Bekleyemeyeceksek gidiyoruz artık erken hastaneye, oradan randevu almaya çalışıyoruz. Vallahi çok yanlış yapıyorlar o hususta yani. Biz randevumuzu aldık. Gelemediğimiz için iptal ettik ve tekrar randevu aldık. Şimdi şu anda buradayız. Vallahi 15 günde fazla bence. Başkalarının hakkına geçiliyor. O da biraz fazla bence. Ya bir şey oldu, gelmesi gerekiyor. Çok fazla bence o 15 günde. Bir hafta falan olsa belki. İnternetten mi aldın randevunu? İnternetten aldım. Peki her randevuna geliyor musun? Geliyorum. Peki randevusuna gelmeyenler için neler söylersin? Randevusu muhakkak gelmeli lazım herkesin. Yani randevu eğer giremiyorsa arasın tekrardan, ben iptal etmek istiyorum. Birkaç gün sonra alayım. Yani diyebilir yani. Bunu açık açık söylemeliyim. Ama gelip de alıp da yani haftalarca o randevuya gelmemek olmaz. Başka hastayı engellemesin yani. Şimdi yeni bir uygulama başladı. Randevusunu alıp da iptal etmeyenler 15 gün boyunca randevu alamayacaklar. Evet. Sen bu kararı nasıl değerlendirirsin? Aslında güzel bir şey de ama yanlış da yani. Bu randevu misal alıyor, 15 gün gecikme yapıyorlar. Gecikme yapıyor. Bence yanlış. Madem tamam. Gelen gecik olan hastayı niye düşünmüyorlar? Randevu aldıysan randevuna gitmen lazım. Bildirmen lazım. Ondan sonra 15 gün randevunun ertelenmesi diyor değil mi? Sağlık Bakanlığı'ndan. Haklı konusunda haklı. Bakanlığımız haklı yani. Randevu alıp da gitmediği zaman hiç, o zaman randevu alma. Karşı tarafı da hiç engelleme yani. Sağlık Bakanlığı bu konuda haklı yani.
Hani bence güzel bir şey. Hani geciktirmesinler. Madem randevu aldılar, randevu zamanında gitsinler yani. Anlatabiliyor muyum? Madem gitmeyeceksin, randevu alma. İşte rahatsızlık da vermiyor. Gelecek olan hastaların önüne engel koymasınlar. Onlar da iptal ettirsinler yani. Gelemeyeceklerini iptal ettirsinler. Yani gelemeyebilirler ama iptal edip o hastaların hakkını yemesinler.